Teknoloji gelişmeye ve heyecan vermeye devam ediyor. Sosyal ekrana hoş geldiniz. Yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta teknoloji dünyasındaki son gelişmeler, ilginç bilgiler ve sınırları zorlayan tasarımlar sizlerle olacak. Sosyal ekranda bugün her tarafı kameralarla donatıldı. Uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. İşte yeni itfaiye eri. Yeni nesil oyun sloganıyla kendini tanıttı. Oyun severleri heyecanlandırdı. Scarlet Nexus'tan ilk görüntüler. Tasarımıyla hemen dikkatleri çekiyor. Tek tekerlekli motosiklet ilk kez görücüye çıktı. Ama daha kat edecek çok yolu var. Formula E 5 ay sonra tekrar başlıyor. Az sonra. Koronavirüs salgını kargo sektöründe robotları harekete geçirdi. Kargo robotlarının sayısı son 3 ayda 2'ye katlandı. Covid-19 salgını, robotların ve otomasyonun günlük hayatımıza yerleşmesini hızlandırdı. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybetti, işinden olduğu, yaşamı durma noktasına getiren salgından en büyük olumlu etki gören sektörlerin başında yapay zeka teknolojisi geliyor. İngiltere'nin Milton Keynes kentinde yaşayanların 2 yıldır görmeye alışık olduğu kargo robotlarının sayısı son 3 ayda 2'ye katlandı. Robotları işleten San Francisco merkezli Starship firması sene başında dünya genelinde 6 şehirde daha faaliyete geçmişti. Robotlar sadece Milton Keynes'te 2 yılda 100 bin teslimat yaptı. Taleplerin salgınla birlikte arttığını söyleyen firma yetkilisi, birçok insanın vakit kaybetmemek için geleneksel alışverişe geri dönmeyeceği kanısınca, akıllı telefon uygulaması üzerinden siparişleri kapıya kadar getiren hizmete rağbetin, salgından sonra devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Mirim Robotics en zorlu ortamlarda itfaiyecilere yardımcı olmaları için robot yangın sistemleri geliştiriyor. Bu sistemler uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor ve insanın giremeyeceği tehlikeli alevlerin içine girebiliyor. Avrupa'nın insansız kara araçları geliştirmede öncü kurumu olan Milrim Robotics ve köpüklü yangın söndürme teknolojileri uzmanı Innofoam en zorlu ortamlarda itfaiyecilere yardımcı olacak ve hatta yerine geçebilecek robotik yangınla mücadele sistemleri geliştiriyor. Yangın söndürme, insansız kara araçları, termal ve kızılötesi gibi kameralarla ve ek olarak gaz veya kimyasal sızıntıları algılayabilen sensörler aracılığıyla çalışma alanına tam bir genel bakış sunarken, güvenli bir mesafede kalan itfaiyeciler tarafından uzaktan komuta edilebilmekte. Milrim Robotics CEO'su Huldar Varsi, şehirdeki yangınlara ek olarak her yıl çevreyi, yerli halkın, hayatını ve özellikle itfaiyecileri tehlikeye atan büyük ölçekli orman ve doğa yangınları da olabilmekte. Innofoam'la geliştirdiğimiz sistemler, itfaiyecilerin karşılaştığı tehlikeleri azaltabilir
ve yangınları daha hızlı kontrol altına almaya yardımcı olabilir, dedi. Boston Dynamics'in ürettiği ve hepimizin kendisine yapılan çeşitli sağlamlık testleriyle tanıdığımız robot köpek Spot, ABD'de satılmaya başlanacak. Spot'u ilk aşamada isteyen herkes satın alamayacak. Boston Dynamics'in uzun süredir geliştirdiği ve özellikle sosyal medyada yapılan acımasız sağlamlık testleriyle gündeme gelen robot köpekleri Spot, ABD'de satılmaya başlanacak. Neredeyse gerçek bir köpek kadar hızlı ve çevik olan bu robot köpeklere her isteyen sahip olamayacak. Robot köpek Spot'un piyasaya sürülme çalışmaları geçen sene başlatılmıştı ve Boston Dynamics'in erken sahiplenme programı kapsamında 150'den fazla robot köpek geçtiğimiz Eylül ayında denenmesi için bazı şirketlere ve araştırma kuruluşlarına gönderilmişti. Boston Dynamics bu sayede robot köpeğin gerçek dünyada hangi alanlarda ne şekilde kullanılabileceğini değerlendirmeyi ve Spot üzerinde ne gibi geliştirmeler ve iyileştirmeler yapılabileceğini tespit etmeyi amaçlıyordu. Bu testler doğrultusunda robot köpekler Kanada'nın Quebec eyaletindeki bir inşaat projesinin ilerlemesini takip etmek için haftada neredeyse 5000 fotoğraf çekimi yapmış ve Norveç'teki bir petrol tesisinde tehlikeli denetleme görevlerini insanlar yerine gerçekleştirmişti. Yapılan birçok testin ve iyileştirmenin ardından yine Boston Dynamics robot köpeklerini henüz herkese satmaya hazır değil. Spot bunun yerine ABD'de ticari ve endüstriyel alanda kullanılması için satılacak. Ama yine de Boston Dynamics'in yürüttüğü erken sahiplendirme programı, testlerin ve robot üzerindeki gözlemlerin yürütülebilmesi için devam edecek. Boston Dynamics ayrıca alınan Spot siparişlerinin, robotların yararlı kullanımını gerektiren Boston Dynamics koşullarına dahil olacağını belirtti. Şirket alan uygulamaları ekibinin başında olan Seth Davis, Spot robotun satış sözleşmesinde robotların insanlara zarar vermesinin ya da insanlara zarar veriyor gibi yapmasının yasak olarak geçtiğini de belirtti. Ayrıca Davis, robot köpek Spot'un satış fiyatının $74,500 olacağını fakat toplu alımlarda ve eğitim amaçlı kullanımlarda indirim yapılacağını belirtti. Bilim insanları 64 bin yeşil deniz kaplumbağa topluluğunun çarpıcı görüntülerini yakalamak için drone kullandı ve ortaya şimdi izleyeceğiniz harika görüntüler çıktı. İşte Rain Adası'ndaki yüzen yeşil kaplumbağaların renkli görüntüleri. Yakalanan görüntülerde Rain Adası'ndaki kayalıklarda yuvalanan, yumurta bırakmak için kıyıya gelmeyi bekleyen ya da hali hazırda karada bekleyen tahmini 64 bin yeşil deniz kaplumbağası bulunuyor. Yeşil deniz kaplumbağaları zamansız avcılık, kaçak avcılık, kaplumbağa dışlayıcı cihazları, kirlilik, balıkçı ağları gibi birçok faktöre bağlı olarak tehdit altındaki bir tür. Bu nedenle bilim insanları türlerin hayatta kalmasına yardımcı olmak umuduyla nüfuslarını yakından takip ediyor. Çevre ve Bilim Bölümünde görevli Dr. Andrew Dunstan, önceki nüfus araştırmaları kumsalda yuva yaparken yeşil kaplumbağaların kabuğunun aşağısında beyaz bir şerit boyamayla yapılıyordu. Boya toksit değildir ve birkaç gün içinde çözülür dedi.
ve sözlerini şu şekilde devam etti. Küçük bir tekneden daha sonra boyalı ve boyanmamış kaplumbağaları saydık. Ancak gözler boyasız bir kaplumbağadan daha çok parlak beyaz çizgili bir kaplumbağaya çevriliyor. Bu da ön yargılı sayımlara neden oluyor. Sert havalarda küçük bir tekneden binlerce boyalı ve boyasız kaplumbağayı doğru saymak zordu. Kaplumbağalar için bir drone kullanmak daha kolay, daha güvenli, çok daha doğru verilerle kalıcı olabilir. Drone görüntüleri bir laboratuvarda kare kare analiz edildi ve bu şekilde minimum gözlemci hatası olduğundan emin olundu. Araştırmacılar adada yuva yapmayı bekleyen yaklaşık 64 bin yeşil deniz kaplumbağası olduğunu videolara göre tahmin ettiler. Geliştirilmiş doğruluğun yanı sıra drone'la sayım artık çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu da sahada çok değerli zaman tasarrufu sağlıyor ve süreçteki doğa üzerindeki potansiyel etkileri en aza indiriliyor. Rain Adası'ndaki yuvalama alanları dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa toplaması olarak kabul edilir ve bu nedenle drone görüntüleri de bu harika görüntüye güzel bir bakış getiriyor. NASA Viper Lunar uzay aracı Astrobic'le Ay'a yolculuk yapmaya hazırlanıyor. Bu araç Ay'da su kaynakları bulmaya çalışacak. NASA Viper Lunar uzay aracı astrobotikle Ay'a yolculuk yapmaya hazırlanıyor. Uçucu maddeleri inceleyen polar keşif gezegeni Viper, su buzu aramak ve Ay toprağını örneklemek için tasarlanmış dört tekerli bir araç. NASA, Viper'ın bazı enstrümanlarının erken versiyonlarını 2023'ün sonlarında gerçek gezici başlamadan önce Ay'a göndermeyi planlıyor. NASA'dan Thomas Zurbeck'in yaptığı açıklamada, "Daha önce hiç yapılmamış bir şey yapıyoruz. Gezici geliştirirken Ay'daki enstrümanları test ediyoruz. Viper ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Ay yüzeyine göndereceğimiz birçok yük, Ay'ın muazzam bilimsel potansiyeli ifadelerini kullandı." Viper, ajansın gelecekteki görevler tarafından kullanılabilecek su kaynakları bulmayı beklediği bir yer olan Ay'ın Güney Kutbu için NASA'nın büyük planlarının bir yönüdür. Su avcılığı üzerine çalışacak olan robotik kaşif, Artemis astronotların önünü açmaya yardımcı olacak. 2024 yılına kadar Ay'a yeniden insan göndermeyi hedefleyen NASA, Artemis programı üzerinde çok duruyor. Viper, NASA'nın 2024 yılı için planlanan Hızlı Artemis programının bir parçası olarak Ay'ın Güney Kutbu'na astronotlar gönderilmeden önce yer alacak erken bir robot elçisi olacak. Astrobotik Viper'ı teslim etmek için Griffin Ay inişini kullanacak. Dikkat eksikliği olan çocuklar için geliştirilen oyun, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden resmi onay aldı. İşte reçeteyle satılabilecek olan ilk oyun Endeavor RX. Çocuklara dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanan bir oyun, bir ilki başararak ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden resmi onay aldı. 8 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda bilgisayar tabanlı testlerle ölçülen, dikkat işlevini geliştirdiği belirtilen oyun, artık çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde alternatif olarak önerilebilecek. Oyunun geliştiricisi tarafından yapılan duyuruya göre Endeavor RX aldığı bu onayla ABD'de ilaç olarak reçeteye yazılıp satılabilen ilk oyun oldu.
Endeavor RX adlı oyun bilişsel işlevselliği geliştirmek için duyusal uyaranlar ve zorlukların sunumu yoluyla sinir sistemlerini doğrudan hedeflemek ve etkinleştirmek için tasarlanmış. Şirketin CEO'su Eddie Martucci, "Bugün ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin aldığı tarihi kararla gurur duyuyoruz. Bu kararla ailelere ilaçsız tedavi seçeneği sunacağımız için heyecanlıyız," dedi. Geçtiğimiz günlerde Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşti. Güneş tutulması ülkemizden de izlendi. İşte kameralara yansıyan muhteşem görüntüler. Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması yaşandı. 21 Haziran'da gerçekleşen Ateş Çemberi Güneş Tutulması sürecinde ay güneşin yaklaşık %99'unu kapladı. Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana geldi. Ateş Çemberi Güneş Tutulması nasıl oluşuyor? Yılda bir kez meydana gelen tutulma, ayın dünyadan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den de izlendi. Ülkemizde de izlenen tutulma 6.45'te başladı ve en net Hakkari'de görüldü. NASA tarafından tasarlanan helikopterin şu an Mars'a uçuş için hazır olduğu ve fırlatma işleminin Temmuz ayında yapılacağı açıklandı. NASA'nın bu seneki uzay operasyonları hız kesmeden sürerken bir haberde kızıl gezegen olarak bilinen Mars için geldi. Ajans, Mars'ı keşfe gidecek helikopterin hazır olduğunu ve uçuş için gün saydığını iletti. Bilim insanlarının Mars'ta hayat olup olmadığını araştıran çalışmalarının bir sonucu olarak bilinen helikopterin, NASA'nın sahip olduğu en ileri düzey teknolojik cihazlardan biri olduğu bilgisi de verildi. NASA Başkanı konuyla ilgili yaptığı basın toplantısında, yeni görev için son hazırlıkların tamamlandığını ve gerçekleşecek bu uçuşun insanlık tarihi boyunca ilk kez başka bir gezegende yapılması dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını iletti. Son aylarda helikopter üzerindeki çalışmaların yoğunlaştığını ve çok yakında geri sayıma başlayabileceğini de söyledi. Ayrıca helikopterin veri analizi ya da örnek toplamak gibi bilimsel görevlerden ziyade farklı bir gezegendeki uçuş yeteneklerinin test edilmesi için kullanılacağı da açıklamalara eklendi. Başarılı olursa bu tarz görevler sürecek. Helikopterin Mars'taki uçuşunun başarıya ulaşması durumunda bu tarz başka gezegen görevlerinin sürdürüleceği de açıklandı. Helikopterin uçuşu sırasında yanlış giden şeylerin de NASA tarafından tespit edilip doğru müdahalelerle iyileştirileceği söylendi. Günümüzde birçok elektrikli motosiklet modeli bulunuyor. Bunlar arasına bir de dünya rekoru kırmak için geliştirilen tek tekerlekli elektrikli motosiklet dahil oldu. İzliyoruz. Bu araç Guinness Dünya Rekorunu kırmak adına geliştirilmiş bir tek tekerlekli elektrikli motosiklet modeli olarak geliştirme aşamasında bulunuyor. Monowheel olarak da geçen bu model, görebileceğiniz üzere normal elektrikli motosikletlerden çok daha farklı yapıda. İlk defa karşımıza çıkmayan bu araç saatte 112 km hızı geçerek benzerlerinin en hızlısı olmaya çalışacak.
Don't worry, he's fine. That's a new thing. Duke Üniversite takımı bu hedeflerine ulaşmak adına biraz daha zamana ihtiyaç duyar. Çünkü bu araç için çekilen bu video aracın henüz %100 dengeli yol almadığını açık şekilde gösteriyor. Ayrıca gövdesi de son halinden oldukça uzakta olan ürün yine de öğrenciler tarafından geliştirildiği için takdiri sonuna kadar hak ediyor. Tek tekerlekli elektrikli motosiklet dikkat çekiyor. Yani koronavirüs COVID-19 salgını başlamasa hız rekoru denemesine çoktan çıkılacağı aktarılan motosiklet, geleceğin elektrikli ulaşım araçları arasına dahil olabilecek bir seçenek konumunda yer alıyor. Ancak yine de bu form faktör gündelik kullanım için pek mantıklı ya da kullanışlı durmuyor. Bu tarz araçların güvenlik konusunda da çözülmesi gereken çok ciddi soru işaretleri bulunuyor. Ancak yine de elektrikli böyle farklı araçların geliştiriliyor olması da keyif veriyor. Sosyal ekranın sonuna geldik. Bu hafta teknoloji dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktardık. Soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya adreslerimizden bizlere bildirebilirsiniz. Yeni bir bölümde yine birbirinden ilginç içeriklerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.